وقال صلى الله عليه وسلم إمام بخاري مسلم أبو داود أحمد بن حنبل بيهقي لرواتي حديثة Peygamberimiz Aleyhisselam Vesselam ettiler ki Men ahabbe en yubsata lehu fi rizkihi ve yumse'e lehu fi eserihi fel yesil rahimahu muttefakun aleyhi. Kimde ki rızkı da keng kılınışlığını yaxşı görse. Men eğer siz rızkız keng buluşluğunu haklasız bütün hayatınızda mahlukka muhtaç bulmazdan siliz kısık bulmazdan, rızkız keyin bugün halette, molekül bugün halette, yaşasliydi yaş görsiz. Bunu yürü baş. Evet, güde kıymetli bir malumat ayetli yaptı. Elbette hemimiz yaş görmemiz bunu sana. Ve eseri de yülse'e, keçiktirilişliğini yaş görse, eseri kalışlığını, amallariz davomli bo'lishligi, zikriz qolishligi, vafot qilganingizdan keyin ham sizni otingiz yaxshi amallar bilan zikr qilinishligi va sizdan qolgan amallar yaxshi yo'llarda, savob yo'llarda davom etishligini kimiki yaxshi ko'rsa, faliyasil rahimahu silay rahim yop qilsin deyaptilar. Silay rahim qilsin. Yani karındaşları bilen bağlansın diyebilir. Karındaşlarından alakasını üzmesin. Muttefakun aleyhi Bukhari ve Müslüm bu hadisinin sahihliğine ittifak kıldılar. Kimi ki şu hadiske göre karındaşlarından alakasını üzse, karındaşları bilen muamelesini yaşkımese, onu rızkı keng bo'lmaydi, onu eseri uzakka bormaydı. O badnam buladı, dünya ahirette yüzü kara buladı. Bunu tevhidi ve kelimeni âli buluşluğu itibarından faydaları, hikmetleri karasız. Eğer siz tevhidde bu siz, Kur'an ve hadis çizgiden taşkarıya çıkmaydıgan, istikamette yaşayıp durgan insan bu siz, elbette adamlar sizi etkadizi, sizi bu Kur'an-ı Hadis'e muafı bugün hayatınızı kabul kılıp, sizge ergeçlik için sizi yaş görüşlük gereği bulur. Sizge muhabbet kılıçlık gereği bulur. Siz bile kendinizdir bir alakası buluşluğu gereği bulur. Şunun için İslam ayeti ki, yani Allah'ın hükmü, dünya ve ahiretinin saadeti şunge bağlanıyor. Karındaş ruhları bilen bağlanasız, alakada bulasız. Onlarga yaxşı muamele kılasız. Şimdi kılıp siz tevhidini terkatasız, Kur'an ve hadisini hayatta tatbik kılasız. Beşşiru ve le tünefiru, Peygamberimiz Aleyhisselam başka bir hadiste ettiler. Beşarat biriler, adamları sevdiriler, kursan kılıyorlar, nefret kıldırmıyorlar. Yaman göstermeyeler de yaptılar. Bu sizi adamlara sevdirin. Adamlar sizi sevsin, yaşı görsün. Şimdi sizi er geçerdiler. Bu İslami terbiye bu. Şeytan zırası da kaladı ki adamlar yaman görse görsün. Öyle mi yoktu? Siz hak yolda bu siz. Sizi hak yoldan çıkarmakçı buluşsa bu meselede yaman görse görsün. Lekin umumi itibarda adamlar sizi yaxşı görüşmek gerek. Yaxşı görüşsün sizi. Sizi muhabbet kısın. Bana işlerizde kimi tabiyeti kütaradı ki yaman körgen adamının sözünü kabul kısa. Kaysi birinizi tabiyatiz kütaradı ki yaman körgen adamınızı okşaştık ki hareket kısız. Onge irgesiz. Hiç kaysinimizi tabiyatımız, aklımız bunu kütarmayın. Tabiat bu narsadan nafrat qilib uzoqlashadi undan. Shuning uchun tabiatlar sizni yaxshi ko'rishlik uchun harakat qilasiz. Bu hadisning hikmatlaridan bittasi shu. Atrofingizdagi odamlar sizni yaxshi ko'radi, sizning gapingizni qabul qiladi, sizga o'xshashga harakat qiladi. Asosda islomiy tarbiya, Qur'on hadisning tatbiqi insonlarning ichida yoyilib ketaveradi.
Ve kâle sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberimiz aleyhisselam Buhari Müslim rivayet kıyan hadiste ettiler ki, Er-rahimu muallakatun bil arşi. Rahim karındaşçılık arşke asılıçudur. Arşke asılıp Allah'ın arşiye. Tekulu etedi ki, men vesalani vesalahullah. Kim beni bağlasa, Allah onunla bağlansın deyip. Kim beni bağlasa, benimle bağlansa, Allah onunla bağlansın deyip. Kim benimle alaka kısa, Allah onunla alaka kısın. وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللّٰهِ Kimi ki menden alakasını kesse, Allah ondan alakasını kesse. وَكِ لَفْزِنْ Yine bir lafızda, yine bir rivayette. يَقُولُ اللّٰهُ تَعَلَى Allah Teala مَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ Kimi ki karındaşçılıkını bağlasa, men umran bağlandım. Kimi ki karındaşçılık alakasını bağlasa, Allah dedi ki, umran men alakamı bağladım diyor. وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُّهُ Kimi ki karındaşçılık alakasını üzse, menem ondan alakamı üzdüm diyor. Yani Allah yaptı bunu. Şunun için, elbette hemimiz yaşlı bilemiz ki, Allah sana bizden yüz ögürüp, alakasını kesliği en kette bedbahlik. Bu ne bir bedbahlikke düşmesi için, karındaşlardan alakada buluşturduğumuz gerek. Eğer bizi karındaşlarımız, ata-anamız, yakın ya ki uzak bugün karındaşlar bilmegenlik için, Kur'an-ı Hadis'ten bir haber bugünlük için, cahilliğini sebebiden Kur'an-ı Hadis'e muhaliflik kısa, karşı çıksa, siz Kur'an-ı Hadis'te örgenip amel kıyanlık için size muhalifet kısa, sizi yaman görse, aziyet verse, bu yıldan kaytarmakçı bulsa, bu vakitte uladı bu yaman fikriye ergeçmeyiz. Yaman isteklerini amelge aşırmayız. Hak yolda, Kur'an-ı Hadis yolda istikamet kılasız, şirin yapırken halette. Şimdi hem ularga şirin yapır orasız. Bana Kur'an İbrahim Aleyhisselam'ın hayatını bizge dayan kılı yaptı. İbrahim Aleyhisselam'ın atası müşrik idi. Büt yeter idi, büt satar idi, büt pürüzlük kılar idi. En katta müşriklerden idi. Bütparastlık dinini yayısına sebep buluyup durgen, katta hizmet kılıyıp durgen kişilerden bittesiydi. Allah'ın eşeddi düşmanlardan idi. Lekin İbrahim Aleyhisselam, umulen gepleşken de atacanım dip hitap kıladılar. Ya ebeti yedirdiler. Atacanım dip muhabbet bilen, şefkat bilen hitap kıladı. Onu kafir müşrikliği için Allah rızası için yaman körer idi, nefret kılardı. Lekin ata bu genliği için atanın hakkını birer idiler. Demek bizi karındaşımız kafir bulsa hem onu karındaşçılığı hakkı düşmeydi. Bu karındaşçılığı hakkını birisliğimiz gerek. Lekin elhamdülillah sizi bizi karındaşlarımız kafirmez. Yahudi, Hristiyan, müşrikmez, mecusiymez. Bazı hataları bulsa bilmezden kılıyorlar. Savab bulardır kılıyorlar bazı bir hatalar. Biz ularla alakanı müstahkem kılıştığımız gerek. Elbette dinimizde zarar yetmeyen halette. Ve kallallahu teala Allah teala etti ki Ra'd suresi 25. ayette bunge uçigen ayetler başka surelerde hemkigen vellezine yankubun ahdallahi min ba'di misaqihi Allah teala'ya kattık ahdi peyman birgenden kiyin kattık söz birgenden kiyin Allah'ın ahdini büzedigen kişiler şimdi kişiler var ki ular Allah'ın ahdini büzediler Allah'ın ahdini büzüşke yötken derslerde köp ettik. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُوْصَلَهُ Allah Teala bağlanışlığına emir kıyan nesleni kesedigen, üzedigen kişiler. Allah Teala bağlanışlığına büyürgen neslenime birincisi Allah'a bağlanışlık. Biz Allah'a bağlılık bulup yaşayışlığımız gerek. Allah'ın dini şeriatiden, kitabıdan teşkarına çıkmayan halette. Allah'ın dini şeriatı kitabıya bağlılık bugün halette yaşayışlığımız gerek. Allah şunge büyürgen. İkincisi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine bağlılık bulup yaşayışlık. Üçüncüsü,
Mana qarindoshlar bilan bog'lanishlik, qarindoshlar bilan bog'lanib yashashlikka biz ma'mur bo'lganmiz, ixtiyoriy masala emas. To'rtinchisi butun mu'minlar bilan bog'liq bo'lib yashashlik. O'rtamizda aloqa bo'lishligi, bir-birimizdan xabardor bo'lishligimiz, bir-birimizni himoya qilishligimiz, bir-biriga yordamchi bo'lishligimiz, bir jasad bo'lishligimiz. Bunga Alloh taolo amr qilgan. Alloh taoloning bog'lanishlikka buyurgan nafasini kesadigan, uzadigan kishilar deyapti. İmam-ı Zahabi mana bu oyatning tafsirini ichida qarindoshlar bilan bog'lanishlik masalasi bo'lganligi uchun bu oyatni keltiryaptilar. Demak, kimiki qarindoshlik aloqasini kesadigan bo'lsa, va yusiduna fil arbu. Yer yuzida fasod qiladigan kishilar. Qarindoshlardan aloqasini uzgan odamlar, mu'minlardan aloqasini uzgan odamlar yer yuzida fasod qilyapti. Bir mu'minga zulm qilingan vaqtida tomosha qilib o'tirsiz, fasod qilyapsiz yer yuzida. Islom hukmlarini siz ham paymol qilyapsiz. Ulaika bular jazosi nima? O'shalar deyapti Alloh taolo. Lahumul la'natu. Ularga la'nat bordir deyapti. Qarang. Oson narsami bu? Nima deb o'ylayapsiz? Dinda hazilni bo'layapsizmi? Xolaganingizda yashamoqchimisiz? Xolaganingizda muomala qilmoqchimisiz? Xolasiz yaxshi bo'lasiz, xolasiz yomon bo'lasizmi? Agar Alloh taolo bog'lanishlikka buyurgan narsasini kesadigan bo'lsiz, fasod qiladigan bo'lsiz, Allohning ahdini buzadigan bo'lsiz, ulayka lahumul la'natu, ularga la'nat bor deyapti. La'nat bo'lsin deyapti. Mal'un bo'lasiz, mal'un. Shuning uchun Ibrohim alayhisalom kofir bo'lgan otasiga shirin muomala qilar edi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu mushrik bo'lgan onasiga yaxshi muomala qilar edi. Tamom kofirligi, mushrikligi e'tiboridan o'rtamizda baroat bor, barimiz, bezormiz. Buni kofirligi, mushrikligi e'tiboridan. Lekin o'rtada qarindoshchilik bor, silay rahim bor. Valahum su'uddar. Mana bu insonlar dunyoda mal'un bo'lib qolmayapti. Buni ustiga ular uchun juda xunuk hovli bor. Diyorning yomoni bor deyapti, jahannam. Eng yomon diyorlar, eng yomon yerlar bo'ladi kutib turibdi. Jahannamga o'tin bo'ladi. Dinga dog' tushiryapsiz-da. Odamlarni dindan bezor qilyapsiz. Dindan nafrat qildiryapsiz. وقال محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امام بخاري اداب المفرد ابو داود الترمذي احمد بن حنبل ابن حبان حاكم له واسطه حديث صحيح حديثه محمد بن عمرو ابو سلمدان وكش ابو هريره رضي الله عنه دان واسطه بيت پیغمبرimiz عليه السلام aittiler ki يقول الله تعالى Alloh taolo shunday deydi. Ana Rahman, men Rahmanman. Va hiya Rahim. Bu esa Rahimdir. Qarang. Rahim kalimasi Rahman kalimasidan chiqarilyapti, istiqoq qilinyapti. Qarindoshchilikni Allohga shunday bir munosabati bor. Allohning Rahman sifatiga shunday bir aloqasi bor. Allohning Rahim sifatiga shunchalik aloqasi bor. Bismillahirrahmanirrahim deysiz qarang. Rahim. Bu rahim bo'lyapti. Allohning rahmat sifatiga aloqasi bor buni. Man wasalaha wasaltuhu. Kim bu qarindoshchilikni bog'lasa, men u bilan bog'landim deyapti. Va man qata'aha qata'tuhu. Kim qarindoshchilikni kessa, men undan aloqamni kesdim deyapti. Qaraqulu Imom Zahabiy aytayaptilarki, biz aytamiz من قطع رحمه الفقراء وهو غني فهو مراد ولا بد kimiki o'zi boy bo'lgan holatida kambag'al bo'lgan qarindoshlaridan aloqasini uzsa albatta u odam shu hadisda mana bu oyatlarda iroda qilingan odamdir Allohning va Rasulullohning iroda qilyaptirgan qasd qilyaptirgan odami shu boyligi mansabdorligi Yoki biroz bir imkoniyati borligidan mag'rurlanib, ba'zi bir faqir bo'lgan, kambag'al bo'lgan, muhtoj bo'lgan qarindoshlardan aloqasini uzsa,
Mana shu odamlar bu yerda iroda qilinyapti. Mana shular mal'un bo'ladi. Va kazaman qata'ahum bil jafa wal ihmali wal humq. Shuningdek kimiki qarindoshlaridan jafoni sababidan aloqasini kessa, jafo vafosizlik, aziyat, ihmal degani tark degani. Ularning haqqini tark qilgan holatda, beparvolik qilgan holatda nima bo'libdi? Pulim bo'lsa 10 ta qarindoshdan olaman. Deganlar. Saudiyada hajga borganimizda odamlar aytib berishdi, o'sha yerda bir katta boy odamlar unga nasihat qildiki, bunchalik kibr qilmang, ja oshirib yuboryapsiz. Odamlar bunday kibr qilsa sizdan uzoqlashadi. Yaxshi bo'lmaydi. Desa, pulim bo'lsa, mulaqot tanishlardan, qarindoshlardan mingtasini topaman, pul bo'lsa hammasi topiladi. Odamlar ham aytsamali ko'ramiz. Kim bu odam to'y qildi? Katta boy bo'lganligi uchun nechta qo'y so'ygan, qancha qozon osgan, necha yuz kishilik osh qilgan. Odamlar chaqirgan to'yga hech kim kelmadi. To'yga hech kim kelmagan. Shuncha yalinar ekan bechora, u yoqqa yuguradi, bu yoqqa yuguradi, hech kim kelmaydi to'yga. Qattiq sharmanda bo'lgan ekan. Pul bilan sotib ololmaysiz odamlar. Bu shaytoniy e'tiqod. قال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبرمز علیه السلام حسن حدیثت ایتلر کی بلو ارحامکم ولو بسلام قرنداشلاریزدن باغلنیلر قرنداشلاریز یشنتیلر اگرچه سلام بلن بوسه هم دیدتلر هیچ بوسه سلام بوسن هیچ بوسه جا یقن بولالمیاز یا سوگه ازیاد بیریدتی سوزی کورسه اصابلار بزولیدتی Xulas kelisha olmayapsiz. Shunda ham tarif qilmang. Hech bo'lsa salom. O'tgan ketganda salom berishlik. Uzoqroq bo'lsa maktub yozishlik, ba'zan telefon qilib salom berib turing, hech bo'lmasa. Salomni ham tarif qiladigan bo'lsangiz, shunda qarindoshlikni kesgan bo'lasiz.